Bir konuda çok sayıda örnek çözmenin bana daima yararı olmuştur. Bu nedenle de bilimsel gösterim konusunda fazladan örnek çözmenin bir zararı olmayacağını düşünüyorum. Size önce bir yığın sayı yazacağım, ardından da onları bilimsel gösterim şeklinde ifade edeceğim. Vereceğim örneklerin bundan böyle karşılaşacağınız her türlü durumu kapsamasını umuyorum tabii. Ayrıca videonun sonunda bu gösterim yöntemlerini kullanarak bazı hesaplamalar yapacağım. Böylece bilimsel gösterim kullanarak hesaplamalar yapılabileceğini de size göstermiş olacağım. Gelin sayıları yazmaya başlayalım. 0,00852. İlk sayımız bu. İkinci sayımız da 70120000000000. Oh, sıfırları rastgele yazdım işte. Sonraki sayımız 0,00000000. Birkaç sıfır daha yazayım. Sürekli sıfır diyerek başınızda şişiriyorum ama Evet, artık 5, 0, 0. Burada ondalık virgülü de olacak. Tamam. Sıradaki sayı da 7, 2, 3. Sıradaki sayı... Bu arada baktım hep 7 yazmışım. Hadi bu da 0, 6 olsun. Çok çeşitli sayı türünü kullanabilmek adına bir sayı daha yazalım. 8, 2, 3 ile başlayalım. Sonra da rastgele sayıda sıfırları ekleyelim. Evet, evet. İlk sayımızı bilimsel gösterim olarak yazabilmek amacıyla onun sayıdan küçük en büyük kuvvetini bulmalıyız. Bunu yapabilmek için sıfıra eşit olmayan ilk basamağı buluyoruz ki o da 8. Virgülden sonra bu sayıya kadar bu sayı dahil kaç basamak olduğunu sayacağız. 1, 2, 3. O halde bu sayı şuna eşittir. Bu sayı şuna eşit 8. Buradaki sayı virgül 52. İlk sayıdan sonra gelecek her sayı virgülden sonra yazılmış olacak. Virgül 52 çarpı 10 üstü kaç basamak varsa? 1, 2, 3. 10 üstü eksi 3. Şöyle de diyebilirsiniz, bu sayı 1'in binde 8 buçuğundan biraz daha büyük bir sayı. 10 üstü eksi 3, binde 1 demek ve elimizde bunlardan yaklaşık 8 buçuk adet var değil mi? Böyle de görebilirsiniz. Sıradakini yapalım. Sayalım bakalım kaç adet basamak varmış? 3, 6, 9, 12 aynı şekilde 0 eşit olmayan en büyük sayıyı bularak başlıyoruz. Bu sayıda en soldaki basamakta bulunan sayı yani 7. 7,012 eşittir 7,012 çarpı onun kaçıncı kuvveti acaba? Çarpı onun ilk basamaktan sonra gelen basamak sayısı kadar üstü olacak. Kaç adet acaba? İlk basamak burası sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet basamak demek. Şunu sakın unutmayın yalnızca 0 bulunan basamakları saymıyorsunuz. İlk sayıdan sonra gelen tüm basamakları sayıyorsunuz. Yani 1'in yanında 12 adet, yani 10 üstü 12. Bu da tamam, çok zor değildi. Bir tane daha yapalım. Virgülden sonraki 0 olmayan ilk sayıyı bulalım ki o da 5 eşittir 5. 5'in sağında başka sayı yok. Daha kesin bir ifade olması için 5 virgül 0 0 da yazılabilir. 5 çarpı virgülden sonra kaç adet sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bu sayıyı da dahil ediyoruz. 14 yani 5 çarpı 10 üstü eksi 14. Bu sayıyı bilimsel gösterimle yazmak biraz anlamsız gelebilir ama alıştırma yapmamızın bir zararı yok değil mi? Onun bu sayıdan küçük en büyük kuvveti kaçtır? 100'dür. 100 veya onun karesi olarak ifade edebilirsiniz. En büyük sayımız bu. Ondan sonra da 2 adet basamak geliyor. 10'un 723'ten küçük olan kuvveti 100'dür. Eşittir. 7,23 çarpı çarpı 100 yazabiliriz ama bilimsel gösterim kullanmak istiyoruz. Bu nedenle onun karesi olarak yazacağım. Sırada bu arkadaş var. Sıfıra eşit olmayan ilk sayı ne? İşte bu. 6 çarpı. Peki virgülün sağında kaç adet basamak var? Yalnızca 1 adet. O halde çarpı 10 üstü eksi 1. Bu aslında gayet mantıklı. Çünkü bu sayı 6 bölü 10'a eşittir. Çünkü 10 üstü eksi 1, 1 bölü 10'dur. Ve bu da 0 onda 6'ya eşittir. Peki bir sayı daha var. Bölümlendirmek için araya noktalar koyayım ki bakınca sayıyı tanımak kolay olsun. En büyük sayımıza bakalım. Sayımız 8. Eşittir. 8,23. Diğer sayıları da yazmak zorunda değiliz. Çünkü hepsi 0 çarpı 10 üstü. 8'den sonra kaç basamak olduğunu sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,23 çarpı 10 üstü 10. Mantığı anlamışsınızdır. Aslında gayet açık. Üstel ifadeyi bir bakışta hesaplayabilmenin dışında ki onu başarabilmek de iyi bir şey. Bunun neden böyle yapıldığını öğrenmenizi istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bu ifadeyi çarparak açabilirsiniz. 8,23'ü 10 üstü 10 ile çarpacaksınız ve karşınıza bu sayı çıkacak. 10 üstü 10'dan daha küçük bir sayıyla deneyebilirsiniz aslında. Mesela 10 üstü 5 ile. Ee, sonuç başka bir sayı olurdu tabii. 8'den sonra 5 basamağın olduğu bir sayı olurdu. Neyse, şimdi gelin e, birkaç hesaplama örneği çözelim. Sayılarımız şunlar olsun. Mesela çok küçük bir sayı olsun. 0,00000064 Bir de büyük bir sayımız olsun. Bu sayı çarpmak istediğim diğer sayı da bu sayıyı çok büyük bir sayı olsun. 3, 2, 1, sürü 0 koyayım. Evet, bir başladım mı kendimi durduramıyorum. Yeterli. Bu sayıları çarpabilirsiniz tabi ama biraz zor olur. Gelin onları bilimsel gösterimle yazalım. Hem sayıların gösterimi çok daha kolay olacak hem de çarpma işleminin daha sade hale geldiğini göreceksiniz. İlk sayıyı bilimsel gösterimle nasıl yazabiliriz? 6,4 çarpı 10 üstü kaç olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın bulunduğu basamağı da eklemeliyim. Çarpı 10 üstü eksi 6. Peki bu sayıyı nasıl yazabiliriz? Bu sayıda 3,2 sonra 3'ten sonra kaç basamak olduğunu sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3,2 çarpı 10 üstü 11. Bu iki sayıyı çarparsak neye eşit olur? Başka bir renkle yazayım. 6,4 çarpı 10 üstü eksi 6 çarpı 3,2 çarpı 10 üstü 11. Bir önceki videoda gördüğümüz üzere neye eşittir? 6,4 çarpı 3,2 çarpma işleminde sayıların sıralamasını yerini değiştirebilirim. Çarpı 10 üstü eksi 6 çarpı 10 üstü 11. Peki, bu ifade neye eşittir? Hesap makinesi kullanmayacağım, kendimiz çarpalım. 6,4 çarpı 3,2 virgül, virgülleri şimdilik görmezden gelelim, onlarla daha sonra ilgileneceğiz. 2 çarpı 4, 8 eder, 2 çarpı 6, 12'dir. Bir aktaracağımız basamak kalmadığı için 128 yazıyoruz. Buraya 0 yazalım, 3 çarpı 4, 12 eder, elde var 1, 3 çarpı 6, 18'dir. Elde de 1 vardı, o halde 19 yazıyoruz. İkisini toplayalım. 8, 4, 1, artı, 9, 10 eder. Elde var 1. Burası da 2 eder. Şimdi de virgüllerden sonraki basamakları sayacağız. Bir basamak burada, bir basamak da burada. Virgülden sonra 2 basamak var. O halde 2 basamak sola geleceğiz. Yani 6, 4 çarpı 3, 2 neye eşitmiş? 20,48 yani burası 20,48 çarpı 10 üstü tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayabiliriz. Eksi 6 artı 11 kaç eder? 10 üstü 5 eder değil mi? Eksi 6 ile 11, 10 üstü 5. Sıradaki sorun şu. Tamam bunu buldum. Çarpma işlemini yaptım diyebilirsiniz. Evet yaptınız. Bulduğunuz sonuç da doğru. Ama kendinize şunu sormalısınız. Acaba bu bilimsel gösterim mi? Bu konuda titiz davranacaksanız söyleyeyim ki bu bilimsel gösterim değil. Çünkü elimizde daha da sadeleşebilecek bir ifade var. Gelin şöyle yazalım. Bu sayıyı 10'a bölelim. Bir sayıyı hem 10 ile çarpıp hem de 10'a bölersek nasıl yazıyorduk? bu yanına 1 bölü 10 yazıp çarpalım, diğer yanına da 10 yazıp çarpalım. Böylece sayıyı değiştirmeyiz. 10'a bölüp 10 ile çarptık. 1 ile çarpıp 1 ile bölmek gibi aslında. Bu bölümü 10'a bölersek ne olur? 2,048 diğer bölümü 10'e çarparsak ne olur? Çarpı 10 demek, çarpı 10 üssü 1 demektir. Üstleri toplayacağız, 10 üssü 6. Titiz biriyseniz şimdi rahatlayabilirsiniz çünkü bu gerçek bir bilimsel gösterimdir. Bir sürü çarpma işlemi yaptık. Hadi gelin biraz da bölme yapalım. Gelin bu arkadaşı da bu arkadaşa bölelim. 3,2 çarpı 10 üssü 11'i, 6,4 çarpı 10 üssü eksi 6'ya bölersek ne buluruz? Eşittir 3,2 bölü 6,4 bunları ayırabiliriz. Bu kesirli ifade çarpı 10 üssü 11 bölü 10 üssü eksi 6. Bu iki kesirli ifadeyi çarparsanız soldaki bu ifadeyi elde edersiniz. 3,2 bölü 6,4 nedir? Bu aslında 0 5'e eşittir değil mi? 32, 64'ün yarısıdır. O halde 3 onda 2 de 6 onda 4'ün yarısıdır. O halde burası 0 5'tir. Peki bu nedir? 10 üssü 11 bölü 10 üssü eksi 6 paydada olan bir sayıyı nasıl yazabiliyorduk? Şöyle yazalım. Şurada 10 üstü 11 bölü 10 üstü eksi 6 eşittir 10 üssü 11 çarpı 10 üssü eksi 6 üssü eksi 1. Bu da eşittir 10 üssü 11 çarpı 10 üssü 6. Peki burada ne yaptık? Paydadaki sayı 1 bölü 10 üstü eksi 6'dır. 1 bölü 1 sayı şeklindeki bir ifade o sayının eksi 1. kuvvetine eşittir. Ardından da kuvvetleri çarparsınız. Bunu böyle çözdükten sonra eşittir deyip 10 üssü 17 yazabiliriz. Bir diğer çözüm yolu da şudur. Tabanlar eşitse, yani burada olduğu gibi tabanlar 10 ise ve bu sayıların birini diğerine bölüyorsanız payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarırsınız. Yani 11 eksi eksi 6 bu da 11 artı 6 eder yani 17'dir. Bu bölme işleminin sonucu şudur. 0 onda 5 çarpı 10 üssü 17. Bu yine doğru bir yanıttır ama titiz biriyseniz ve bilimsel gösterimle yazmak isterseniz buradaki sayıdan daha büyük bir sayıyla yazmak isteyebilirsiniz. Bunun için de İfadeyi bu yandan 10 ile çarpıp diğer yandan 10'a böleriz. 1 bölü 10 ile de çarpabilirsiniz aynı şey. Hem 10 ile çarpıp hem de 10'a bölüyorsanız sayıyı değiştirmezsiniz unutmayın. İfadenin farklı bölümlerine farklı işlemler uyguluyoruz. İfadenin bu yanı 5 oldu. Pembe ile yazayım. 10 çarpı 0 onda 5. 5 eder. Çarpı 10 üssü 17 bölü 10. Bu neye eşittir? 10 üssü 17 çarpı 10 üssü eksi 1. 1 bölü 10, 10 üssü eksi 1'dir. Bu da neye eşittir? 10 üssü 16. Bu da en solda yazılı bu bölme işleminin sonucudur. Umarım çözdüğümüz bu örnekler bilimsel gösterim konusunda zihninizdeki tüm belirsizlikleri gidermiş ve boşlukları doldurmuştur. Atladığım bir konu olduysa videonun altına yorum yazmaktan veya e-posta göndermekten çekinmeyin.